Almanya topraklarında Dava Partisi bir Türk partisi değil, bir Alman partisi. Popüler kültür karşısında var olan Almanların kültürleri yok oldu. Almanya'daki en büyük sıkıntılardan bir tanesi mesela ırkçılık. O ölüm listesine alınan listede kaç kişi vardı? Bugün yaşadığım şu Bielefeld'de 21 tane insanın o isim listesi içerisinde ismi var. Kimdi bu isimler? Kimdi sırada? Hala faili meçhul. Almanya'daki faili meçhul olaydan bahsedelim. Harzwinkel'de oğluyla bizzat görüştüm. Durum nedir abi diyorum. Kapandı gitti. O insanlar Türkiye'yi kötülemeyecekler. Bu topraklara bizim katacağımız çok şey var. İnanılmaz güzel şeyler var. Evet, ben İhsan Kılıç. 1978 yılında Kayseri'nin küçük bir köyünden Almanya'ya geldim. Ailem daha önce buradaydı. Sonra işte beni istediler. Ben ortaokul okumuştum. Arkasından 78'in Ağustos ayında buraya geldik ve odur budur o serüven sürekli Almanya'da devam etti. Burada okula gittim. Burada iş hayatına atıldım. Birçok çalışmalar yaptım. Uluslararası ticaretle uğraştım. Hiçbir yıl olmadı ki hayatımda herhangi bir çalışma içerisinde olmayayım. Sürekli bir çalışmanın bir gayretin içerisinde olduk. Neticesinde insanımız için, burada varoluşumuz için, kalabilmemiz için, burada bir 100 yıl sonra da Ahmet adının, Mehmet adının ve bir Alparslan isminin çocuklarımızın isimlerine böyle hitap edebilmemizi sağlayabilmek için varlığımızı, kültürümüzü ama birlikte yaşayarak da yıkmadan birlikte yaşamanın yollarını arayarak bu ülkede bir vatan olarak kabul ederekten aynı zamanda buradaki hayatımıza devam ediyoruz. Şimdi 63 yıllık süreç içerisindeki gelen diğer aynı zamanda ben tarihçiyim, araştırmacıyım. Diğer topluluklara da baktığımız zaman Avrupa'ya gelen Avrupa Türk'ü kırsal kesimden gelmiş. Hiçbir eğitim doğru dürüst görmemiş bu insanlar. Babalarımızdan bahsediyoruz. Neticesinde bu insanlar 63 yıllık şu göç sürecinde ayakta durmayı başarmışlar. Birçok kendine ait olan değerleri buralarda oluşturmuşlar. Ve neticesinde bir asimilasyonla karşı karşıya kalan diğer uyruklar, diğer topluluklar, bir Yunanlar, bir İtalyanlar. Bugün değerlendirdiğimiz zaman çocukları, onların nesillerini son derece %80 ve %90 bir asimile olduğunu, kendi dillerine konuşamadıklarını görüyoruz. Bunu ben araştırıyorum. Yakın göç tarihiyle ilgili çalışmalarım var. Dolayısıyla ama bizim Türklerimizde Allah'a şükür, bizim insanımızda 63 yıl geçmesine rağmen çocuklarımız fevkalade artık Türkçesini hala konuşuyorlar. Ve konuşacaklar da. Tabii ki içinde Türkçesini konuşamayan çocuklarımız, tabii ki bu asimilasyonla karşı bir şeyin içerisinde kalmış olan, kendi değerlerini kaybetmiş olan insanlarımız var. Ama büyük oranda Avrupa Türk'ü göç süresi içerisinde hem bu topraklara uyumlu hem de kendi değerlerini asla unutmamış, dilini unutmamış, değerlerini korumuş. Dava Partisi nedir? Sizlerin davası nedir? Evet, Dava Parti olarak Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch bunun adı. Normal dava kısaltılması. Dolayısıyla Dava Partisi siyasette Avrupa siyasetinde, şu anda Avrupa'dan bütün bahsedebiliriz. Avrupa siyaseti içerisinde yer bulamayan, kendi değerlerinde birlikte taşıyan ve yaşamak isteyen bu insanların Avrupa siyaseti içerisinde yer bulamamasının neticesinde böyle bir Dava Partisi ortaya çıktı. Dava Partisi'ne Avrupa'da yetişmiş, Almanya'da büyümüş, Almanya'da belli bir entelektüel süreci oluşturmuş, sosyolojisini çok iyi anlamış ve yaşamış insanların ortaya çıkarttığı ortak bir aklın, yani bir akıl değil, ortak buradaki insanların aklı, birliktelik oluşturularaktan Dava Partisi bu şekilde kuruldu. Maksat, Almanya topraklarında Dava Partisi bir Türk partisi değil, bir Alman partisi. Biz bu topraklarda kendi değerlerimizi koruyacağız. Siyasette söz hakkı tabii ki olacak. Tabii ki onun için çalışma ve gayret ediyoruz. Neticesinde bu coğrafyada 45 milyon Müslüman yaşıyor. Ve bu coğrafyada bu Müslümanların birçok birikmiş sorunları var. Birçok bu Müslümanların, buradaki insanların birçok siyasete aktaramadığı, siyasette yer bulmayan birçok konusu var. Dolayısıyla bunları siyasette söyleyebilmek, çözümler arayabilmek ve ortak bu sorunları gelecekte daha büyük sorunlar oluşturmadan nasıl çözebiliriz? Almanya'da nasıl birlikte daha iyi bir huzurlu bir şekilde bu insanlar yaşayabilir? Ve bizim çocuklarımızın geleceğini ırkçılığa karşı güvence altına alabilmek, yükselen ırkçılık karşısında siyasetin dumruluğunu bozmak ve evet Avrupa'da büyük bir ırkçılık yükseliyor. Ve bu ırkçılık da sürekli
buradaki azınlıkları ve grupları veya buradaki yaşayan insanları sürekli rahatsız ediyor ve bu görülmeli diye bunun üzerine çalışma yapan bir siyasi bir parti. Bizim birçok çocuğumuz artık Almanlar, akrabalıklar oluşturdu. Komşularımız oldu. Birçok bizim burada artık dostlarımız var, komşularımız, buradaki ilişkilerimiz, insani ilişkilerimiz. Evler aldık burada, gayrimenkuller aldık, iş yerleri kurduk. DAVA Partisi'nin amacı ve gayesi burada bir hısım toplumu oluşturabilmek, birlikte yaşamanın yollarını aramak, sorunları çözebilmek, siyasetin, basının görmezden geldiği ve sürekli buradaki Türkleri veya buradaki Müslümanları 63 yıldır bu ülkenin kalkınmasına katkıda bulunan bu insanları sürekli potansiyel bir suçlu gibi gösteren bütün bu siyasete karşı diyoruz ki biz böyle bir siyaset gütmeyeceğiz. Biz bu topraklarda yaşayan insanların sorunlarını parlamentoya taşıyaraktan bu sorunları birlikte nasıl çözeriz ve nasıl bir ortak geleceği hazırlayabiliriz bu insanlara? Bakın burada her yıl üniversitelerde, Alman üniversitelerinde 30 binin üzerinde kayıtlı çocuğumuz var. Bu inanılmaz büyük bir akıl, inanılmaz bir hazine aslında bu topraklar için. İnanılmaz büyük bir hazine. Neticesinde bu çocukların Avrupa'daki, Avrupa topraklarında bir ırkçılığa, bir yabancılaştırılma, bir öteleştirilme gibi ve üçüncü, dördüncü nesile gelmişiz. Hala bununla uğraşıyoruz, hala bununla bu görmezlikten geliniyor ve ırkçılık sürekli artıyor. Buna karşı DAVA Partisi çözümler oluşturmaya çalışıyor. Ich kenn und deutsches Kind, ihr sollt unsere Hoffnung sein, da wo jetzt noch Schranken sind. Reiß sie nieder, schnapp sie ein, baut die Brücken zum Verstehen, Herzen brauchen keine Sprachen. Eine Welt wird neu erstehen, ganz neu erstehen, wenn ihr wollt, ihr könnt es schaffen. Türkisch Mann und Frau und Kind, Türkisch Mann und Frau und Kind, euer Traum wäre schon erfüllt. Mein deutscher Freund, mein deutscher Freund. Alman toplumunun burada birikmiş kendi kültürel ve değerler sorunu var. DAVA Partisi bir değerler partisi aynı zamanda. Ve diyoruz ki Alman değerleri de kayboluyor. Ve biz değerlerin tutulmasını, değerlerin kaybolmamasını sadece Türk toplumunun, sadece Müslümanların değerlerini değil, aynı zamanda Almanya'nın kendine ait olan değerler kayboluyor. Popüler kültür karşısında var olan Almanların kültürleri yok oldu. Almanların içerisinde yani onlarla okula gittim, burada büyüdüm ben. Mesela Alman türkülerini, o Volksmusik, Deutsche Volksmusik dedikleri Alman türkülerini duymaz olduk. Dolayısıyla Alman literatüründen şu anda kaç insan var Allah aşkına? O popüler kültür Alman insanının bütün değerlerini alt üst etti. Mesela bir aile değeri Almanlara da çok önemliydi. Bugün o yalnızlık içerisinde, milyonlarca Alman yalnızlık içerisinde. O aile değeri yok edildi popüler kültür içerisinde. Bütün bu değerlerin tekrar sağlanabilmesi, korunabilmesi, sadece Almanlar değil diğer etnik kesimlerin de kim varsa değerlerinin bir insanlık onurudur bu. İnsanların değerlerinin, kültürlerinin yaşaması, var olması aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in uluslararası anlaşmalarda da kayıtlar altındadır. Dolayısıyla insanın dili, kültürü olmazsa sonra değerleri korunmalıdır. Bu noktada da biz böyle bir değerlere önem veren partiyiz. Bir anlayışız. O yüzden sadece Türk Partisi değil diyoruz. Bütün Avrupa'daki sorunları çözebilecek veya o konuda çalışmalar yapan bir çalışmamız var veya böyle bir yoldayız diyoruz. Bize bazı örnekler verebilir misiniz lütfen? Almanya'da hangi sorunlara nasıl çözümleriniz var? Evet tabii ki. Yani şu anda Almanya'daki en büyük sıkıntılardan bir tanesi mesela ırkçılık.
kesin ve kesin bu ırkçılığın çözülebileceği aslında bir coğrafyadayız ve kesinlikle çözülebilir. Avrupa'da yakışmaz bu Avrupa'ya, bu topraklara bu ırkçılık. Ve tabii ki yani bu çözümleri biz oluşturuyoruz. Bunu yaşayan oluşturur, bunu yaşayan bilir. Neticesinde bunun çözümlerini biz oluşturuyoruz. Bakın şu anda hiçbir parti yok ki bu konuda, bu ırkçılık konusunda direkt veya indirekt olaraktan pompalamasın. Hepsi gayri veya direkt veya indirekt bu ırkçılığın bir akıntısı içerisinde gidiyor. En soldaki partiler bile dolaylı bir ırkçılığın içerisinde, o akıntının içerisinde gidiyor. Ya şimdi bakın bir sefer yani kavramlar oluşturuldu. Bu kavramlar içerisinde aslında tam da ırkçılığın istediği, tam da insanları ayrıştıran kavramlar ortaya çıkartıldı. Ve bu kavramlar bütün siyasi partiler tarafından konuşulur oldu. Mesela İslamofobi gibi. Şimdi İslamist kelimesi gibi, İslamofobi gibi bu kelimeler. Yani bir radikalismus denildiği zaman akla gelen önce hemen evet muhakkak ki Türklerdir, muhakkak ki Müslümanlardır, muhakkak ki bu camilerdir. Yani şimdi bütün bu algı hem basın tarafından, ana basın tarafından hem de siyaset tarafından, yani Sarrazin SPD'nin en önemli adamlarından birisiydi. Deutsche Bank'ın en önemli adamlarından bir tanesiydi. Ne dedi? Deutschland schafft sich ab dedi. Bir kitap yazdı. Ne yazdı kitabında? En sosyal demokratlardan bahsettiğimiz Sarrazin, Arapların ve Türklerin dedi kafası ancak market çalıştırmaya ve döner dükkanı çalıştırmaya kadar yeter dedi. Şimdi ve yazdığı kitap milyonlarca satıldı. En çok okunan kitaplardan da, en pahalı kitaptı ve en çok okunan kitaptı. Ve kimdi bu? Sosyal demokratların en kurucu üyelerinden bir tanesi, yönetim kurulundan bir tanesiydi. Sarrazin'den bahsediyoruz. Bunun gibi siyasetin içerisindeki insanlara baktığımız zaman hepsinin bu alanda bir akıntının içerisinde direkt veya indirekt diyebileceğimiz ırkçılığa bir katkıda bulunuyorlar. Şu Avrupa topraklarına gelen Türk insanlığın bir sosyolojisi bakalım. Bir değer yargılarından şöyle bir bakalım Allah aşkına. Hangi zararı vermiştir bu ülkeye? Bir bakalım. Hangi büyük olaylar yapmıştır? Tabii ki yani menfi olaylar olmuştur ama onun dışında şu Avrupa topraklarına katkısı bu insanların çok yüksek, çok büyüktür. Ve neticesinde bu insanları siz bu topraklara insan olarak getirdiniz ve bu insanlar makina değildi. Bunların dinleri, inançları, kültürleri, dilleri, bunu bilerek getirdiniz. Ve bu insanlar bu topraklarda artık kalıcı ve bu insanlarla bu topraklarda da aynı zamanda benim toprağım, benim vatanım veya benim kalbimin yarısı diyebilme noktasında olabilmeli. Ama maalesef şu anda bu insanları bu ırkçılıktaki bu ton, bu renk, bu yüksek çıkış insanları rahatsız ediyor ve bu ülke bağlılığından koparıyor. Halbuki Almanya'nın ve Avrupa topraklarının bir nüfus sorunu var. Bu topraklarda yaşayan bu insanlardan fevkalade yararlanabilirsiniz. Bu insanların bu topraklarda huzur içerisinde yaşayabilmesi lazım. Solingen'de göçmenlerin yaşadığı iki farklı konut daha yakıldı. Ölüler ve yaralılar var. Bu olaylar bizlere ne anlatıyor? Şimdi Solingen olayında Enesu davasıyla birlikte işte Solingen'deki genç ailesinin 5 tane ferdinin orada işte yakılması çok ciddi bir travma. Bunun içerisinden o Enesu davasındaki olaylardaki gibi genç ailesinin davasının içerisinden de çeşitli soruların ortaya çıkmış olması, faillerinin şu anda 3 tane faili vardı, 3'ününden şu anda dışarıda olmuş olması, bir tanesinin Haag'ında yaşamış olması, Haag'ında aynı zamanda bir ırkçı, oradaki bir inisiyatifin, yine bir ırkçı grubun içerisinde aktivitesini şu anda devam ettirmiş olması. Yani rahatsız etmeyecek şeyler mi? Seda Yıldız Basay hanımefendinin ırkçı polisler tarafından tehdit edilmiş olması, sonra işin içerisinden ırkçı polislerin çıkmış olması, konuşulmaması mı gerekli? Enesu davası içerisindeki Halit Yozgatlı'nın Kassel'de oradaki iki tane UV'nin, sonra Beate Şepe'nin dışarıda gözlemci olarak ve sonra Alman istihbaratından Faumann'ın işin içerisinden çıkmış olması, Fethausmann dedikleri Andreas Temen'in olayın içinde olmuş olması bir tesadüf midir? Yani bunlar konuşulmamalı mı? 21 yaşında bir genç 1 metreden kafasından vuruluyor. Olayın içerisinden Andreas Temme çıkıyor. Kim Andreas Temme? Alman devletine çalışan istihbarat elemanı. Sonra Sayın Merkel özür dileyerekten bu işi rafa kaldıraraktan da neticesinde bu işi böyle kapatma şeyine gittiler. Hani Solingen'den bir şey yapılacaktı, örnek olacaktı bu bize. Orayı bir müze haline getirilmeliydi. Irkçılığa karşı orada çalışmalar yapılabilmeliydi. Ne oldu?
NSU davasındaki o sürece bir bakalım. O çiçekli ailenin, oradaki Enver Şimşek'in ilk maruz kalan teröre, ilk maruz kalan o tetikçilerin ilk öldürdükleri bir ikindi vakti, arabasının minibüsün içerisinde namaz kılarken kapısını açıp kafasına kurşunu, secdede kafasına kurşun sıkan o iki tane Muntlos ve Muntlos'la öbürü uzun yıllar serbest bir şekilde dolaşaraktan insan avına çıkmışlar ve bu insanları katletmişler. O zamanki polisin yaptığı tutanaklar doğru muydu? Enver Şimşek'in ailesini, hanımını dolaylı yönden eşini siz öldürmüşsünüzdür. İşin içerisinde esrar olay vardır. Siz çiçekçilik yapıyordunuz. Hollanda'dan belki esrar eroin getirildi. Onun bir neticesiydi diyerekten. Sonra hanımefendiye belki sizin sevgiliniz vardı. Belki siz bu olayı yaptığınız gibicesine olayı başka bir tarafa saptıraraktan, olayın rengini değiştirmeye çalışaraktan böyle doğru bir olay mıydı? Bütün bunlar konuşulmamalı mı? NSU davasından o tehdit edilen, yani isim ve adresleri olan, o ölüm listesine alınan listede kaç kişi vardı? Bugün yaşadığım şu Bilifeld'de 21 tane insanın o isim listesi içerisinde ismi var. Kimdi bu isimler? Kimi tehdit etmişlerdi? Kimin adresi vardı? Kimdi sırada? Harzıvinkil'deki Fevzi Bey, Fevzi Umut'u unutmadık. Caminin önünde 2006 yılında Fevzi Bey, bir metreden caminin arka tarafında kafasından kurşunla vurulan Harzıvinkil'deki Fevzi Bey'i biz unutmadık. Bilifeld Üniversitesi şöyle diyor, bu konuyla ilgili bir araştırması var ve diyor ki, bütün yaptığımız araştırmada diyor, Fevzi Ufuk'un vurulduğu diyor silah ve oradan çıkan kurşunla diyor, NSU davasındaki diyor silahın aynı olduğunu biz iddia ediyoruz diyor. Ama diyor, girin internete bakın diyor ki, Wichtin for a Mava, geliyoruz duvara çarpıyoruz diyor. İlerleyemiyoruz. Aynı kurşunu diyor, NSU davasındaki UV'nin silahından çıkan aynı kurşunu kullanabilir mi diyor, biz ispat ediyoruz ama sürekli duvara çarpıyoruz. Aynı dönemde 2006 yılında diyor, öldürülen bu kişi hala faili meçhul. Yani Türkiye'de faili meçhul olaylardan bahsediliyor. Almanya'daki faili meçhul olaydan bahsedelim. Harzıvinkil'de oğluyla bizzat görüştüm. Durum nedir abi diyor, kapandı gitti. Bütün bunları ciddi ciddi görmek gerekli. Üzerinde durmak gerekli, gündeme getirmek gerekli sürekli. İşte genç ailesidir, Zorungen'dekidir, diğer Enver Şimşek'tir, diğer öldürülen insanlarımızı sürekli bunu gündemde tutaraktan bunları biz hatırlatabilmeliyiz, unutturmamalıyız. Almanya'da ikinci bir holokost yaşanma olasılığı var mı? Öyle bir şey olabileceğini zannetmiyorum. Hala Avrupa topraklarında aklı selim insanlar var. Hala aklı selim değerli siyasetçiler var. Ve çok değerli insanlar var. Dolayısıyla buna müsaade edilmeyeceğini, Avrupa insanının böyle bir ikinci bir holokost gibi bir olayı asla bu topraklarda yaşatmayacağını düşünüyorum. Ama sıkıntılı bir sürece giriyoruz. Irkçılık yükseldi, insanlarımız rahatsız ediliyor. İşte birçok okullarda falan çocuklarımız rahatsız oluyor falan. Bunun durdurulabilmesi lazım. Ana akım Alman medyası Dava Partisi'ni neden Erdoğan'ın partisi olarak niteledi? Valla çok basit yani. Türkiye'yi kötülemediği müddetçe, eğer ki Türkiye'yi diyorsan ki haksız yere Türkiye'yi suçluyorsunuz, Türkiye'de olay böyle değildir dediğin an zaten Erdoğancısın. Hemen o patenti zaten yiyorsun. Hemen zaten köşeye evet bu Erdoğancıdır diyerekten. Bizim partimizin başkanı 30 küsur yıl Tevfik Özcan, SPD içerisindeki gençlik yıllarından beri orada çalışan bir arkadaşımız. Ve hala sen 30 küsur yıldır Tevfik Özcan'ı tanıyorsun. Çocukluğunda size yetişti bu Dava Partisi'nin başkanı. Öyle olmasına rağmen eğer ki sen sadece Tevfik Özcan'ın dolaylı olaraktan Tevfik Özcan'a şunu söyletmek istersen Tevfik Özcan bunu söylemez. Binlerce, on binlerce Tevfik Özcan, on binlerce İhsan Kılıç gibi insanlar ülkesini kötülemeyecektir. Varsa bir yanlışı konuşabiliriz Türkiye'mizin. Varsa bir eksiklik konuşabiliriz. Ama sizin genel siyasetiniz için, Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için eğer ki oradaki insanları partiniz içerisindeki SPD, CDU bilmem ne içerisindeki insanları eğer Türkiye'nin sınırlarıyla ilgili ona bir şeyler söyletmek istiyorsan vatan birliği veya toprak birliği ile ilgili sen ona eğer ki bir şeyler söyletmek istiyorsan o insanlar söylemeyecek. Türkiye'yi bölünmesiyle ilgili o insanlar ağızlarından bir kelime çıkartmayacak. O insanlar Türkiye'yi kötülemeyecekler.
Bize bunu yaptıramayacaksınız. Biz Türkiye'yi, köklerimiz oradan geliyor. Biz o toprakların çocuklarıyız. Aynı zamanda bu topraklarda biz yeşerdik ve büyüdük ve bu topraklarda bizim bir parçamız. Asla ve asla bizim aldığımız mayadır, bizim aldığımız terbiye. Türk'ün aldığı terbiye asla ve asla bulunduğu yerden yediği ekmeğin masasına asla bıçak vurmaz. Asla bir ihanet içerisinde olmaz. Asla bu topraklara biz ihanet etmeyiz. Asla bu topraklara biz ihanet etmeyeceğiz. Neticesinde bu toprakların ekmeklerini yiyoruz. Ama asla da bize siz Türkiye'yi, Türkiye'nin bölünmesiyle ilgili genel sizin etnik grupların veya işte marjinal örgütlerin sözcülerinin size öğrettiği şeyleri bize söyletemeyeceksiniz. Bu topraklara bizim katacağımız çok şey var. İnanılmaz güzel şeyler var. Ya ve siyaset içerisinde sen bunu anlatamıyorsun. 19-20 yaşına gelmiş genç siyaset yapmak istiyor. Bir kaygıları var, bir şeyler değiştirmek istiyor. Ve sen ona ilk önce şunu yaptırıyorsun. Türkiye'yi, Türkiye hakkında ne düşünüyorsun? Önce bir imtihandan geçeceksin. Gazze hakkında ne düşünüyorsun diyeceksin. Diyeceksin ve ondan şöyle cevap bekleyeceksin. Türkiye, işte işkence var, gazetecilerin söz hakkı yok, bilmem işte bildiğimiz şeyler. Bunu söyletmek istiyorsun. Ve bunu bu çocuklar söylemiyorlar. Ve söylemeyecekler bu çocuklar. Neticesinde de hemen bir Erdoğan diyerekten patentleniyorsun. O partiden ya ayrılacaksın veyahut da orada hiçbir fonksiyonelin olmadan üye olarak kalacaksın. Dava Partisi kısa bir süre önce kuruldu ancak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde başarı elde etti. Seçim sonuçlarını nasıl yorumluyorsunuz? Vallahi çok güzel bir seçim geçti. 5 ayın içerisinde kurduk. Almanya siyasi tarihinde olmayan bir olay. Bakın hesap numaramız dahi açılmadı. Bir hesap açamadık biz bu Almanya topraklarında. Banka hesabı açamadık. Neticesinde 5 ay önce kurulduk. En büyük televizyonlar ve Almanya'daki en büyük basın tarafından resmen her gün linç edildik. Bütün bunlara rağmen 5 ayın içerisinde kurulan bir parti ve 150 bine yakın oy aldık. Partinin kendi programında, partay programı dediğimiz programında zaten inanılmaz bir içeriği dolu bir parti programımız var. Birçok komentarlarda Dava Partisi'nin parti programının içeriğinin diğer partilerden bir tık daha iyi olduğunu veya daha yüksek olduğunu yazan komentarlar aldık. Neticesinde bütün her şeyimizi orada yazıyor bizim. Ama şöyle diyorum ben. Diyorum ki Dava Partisi bir parti falan değil. Dava Partisi aslında diyorum kimlik, bir değer. Dava Partisi Ahmet'in adı. Dava Partisi Mehmet'in ve Alparslan'ın adı. Burada var olmanın adı. O yüzden Dava Partisi'ne ben şahsen bir parti olarak bakmıyorum. Burada kalabilmenin, var olabilmenin, yıkmadan var olabilmenin, bir geleceği birlikte oluşturabilmenin, geleceği birlikte Avrupa topraklarında, barış içerisinde, hasım toplumu olmadan bir hısım toplumu oluşturmanın yollarını arayan diyorum bir çalışma. Bir parti gibi falan bakmıyoruz. Dava Partisi'ne biz bir değerler olarak bakıyoruz, bir kimlik olarak bakıyoruz.